Laos'ta 4 farklı kabileyi gezdik. Tam 13 video yapıldı. Laos için yapılmış en geniş çaplı belgesel serisini hazırladım. Şimdi birazcık Bangkok zamanı Tayland'a dönüyoruz. Tayland'da biraz hazırlık yapacağım. Çünkü yeni bir maceraya başlıyoruz. Yeni çok zorlu bir ülkeye gideceğiz. Hazırsanız Bangkok'tan güzel bir bölüm geliyor. Yeni ülkeye gitmeden önce. Duar Norsk. Yanos. Ah ya. Higli. Türkiye. Ah, but you live in Norway? Ah ja. Jeg har mange venner fra Norge. Du, det høres du er fra Oslo? Ja. Oslo. Oslo dialekt. Han er fra Holmlia. Hvor? Hon? Ja, det er et litt dårligere strøk utenfor Oslo. Aldri hørt. Ja. Evet, kamerayı denerken Norveçli arkadaşlar ortaya çıktı. Jeg kan prate norsk. Men er du fra Istanbul eller? Ja. Nei, jeg har vært her. Jeg liker Istanbul. Det er ikke en feil. Hyggelig å møte deg. Ja, da ja. Vi snakkes. Hei. Hei. Ya bu kamerayı yeni aldım. Denerken, ya ilk defa denerken direkt Norveçli adamlar çöktü. Norveççe konuşuyorlar tepemde. Benim anlamadığımı düşünüyorlar. Ama Fatih Koparan yakalar hemen Norveççe cevap verince böyle bir şaşırdılar. Kamera güzel galiba ha? Vallahi güzel. Evet. From China. Yeah. Ah, nice. Hello. Hello. Arkadaşlar, herkese selamlar. Burası Jot's Fair denilen bir yer. Gerçekten Bangkok'un en sevilen mekanlarından bir tanesi Jot's Fair. Yeni açıldı burası. Yeni derken belki bir iki sene olmuştur. Önceden yoktu. İnfluencerların, turistlerin, Taylandlıların akın akın geldiği bir yer burası. Hep güzel hatunlar görüyorsunuz etrafınızda. Bunların hepsi çekim yapıyorlar Instagram için ama biz her zaman ve her zaman YouTube için çekim yapıyoruz. Onu da biliyorsunuz, burs olarak veriyoruz. Depremden zarar görmüş öğrencilere Darüşşafaka'ya. Beni yeterince gördünüz mü? Gördünüz. Şu güzel yüzümü, şu nurlu yüzümü yeterince gördünüz mü? Gördünüz. O zaman Jot's Fair'e başlıyoruz. Burası diğer pazarlara göre çok özel. Gerçekten çok özel. Çünkü çok farklı, eğlenceli mekanlar var. Haydi bakalım. Evet, nereden başlasak bilemiyoruz. Tabii ki çok Çinli var. Alipay herhalde öyle bir şey çıkmış. Wow. How much for one? 4,000 baht. For one. Cooking as well. Yeah, 4,000 baht. Perfect, thank you. 100 dolar arkadaşlar, 100 dolara karavide, ıstakoz yiyebiliyorsunuz. Canlı müzik var. İstakozu veya diğer şeyleri alıp buralarda yiyebiliyorsunuz. Sadece yemek değil burası. Aynı zamanda her şey var. Vay vay vay. Çok güzel şeyler var aslında burada. Mesela 4 dolar falan şu tişörtler. İkinci ele benziyor. Olmayabilir. Evet, şu anda böyle tekstil alanındayız. Kadınlar tırnaklarını yaptırıyor. Ne emiyorsun lan? Keten. Hayır, elbiser ne güzelmiş ya. Sevgilim olunca alacağım arkadaşlar bunlardan. Evet. Arkadaşlar şimdi size çok acayip bir şey göstereceğim. Tayland'da böyle memeli mumeli, biliyorsunuz berberler var, fenomenler var. Bu da yine ünlü bir muhtemelen şeyci,
fresh fruit smoothie'ci kadın ve onu çeken fenomenler. Ben de fenomenleri çekiyorum farkındaysanız. Bu hanımefendi de bakın yani hayvanat bahçesi gibi kadın artık o kadar ünlü olmuş ki muhtemelen sosyal medyada. What? Yes. What? Very good. Very good. Allah belanı vermesin. Bu Çin'de ünlü. Bu dünyanın en kötü döneri. Evet. Artık fenomenlik o kadar aşmış ki kızı göremedik çünkü devamlı sırtı dönük çalışıyor. Artık şeye dönmüş. Hemen güzel bir hanımefendi. Burada böyle devamlı 13. Bak 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 bak. Seç diyor, geç diyor. Yaklaşma kadına diyor. Kadını merak ettim. Siz de merak edin. Çatlayın. Abi çok komik ya. Bunlar durian. 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 Very smelly. You are from China. Ah, very nice. Thank you. Ne güzel saçı var kızın. Bunlar herhalde Çinli. Aa, Malezyalılar. Anam, 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 anam. Selam, selam. Of. Bebek ahtapotlara bakın. Bebek ahtapotlara bakın. Bu Coca-Cola'lar patlamıyor mu acaba ya böyle? Gaz yapmıyor mu acaba çalkalayınca böyle? Aa, bunları canlı yiyorlar. I said it. Can I look? Are you gonna eat it? Not sure. Come on, you can eat it. Hadi yiyebilirsin, hadi. Ha, attı. Aa, sallıyor. Oğlum niye böyle canilik yapıyorsunuz ya? Bak dans eden, sıcak dans eden shrimp, karides. Oh. Dans eden karidesler. Kız zıplıyor onlar, Allah cezanı vermesin. Dancing shrimps from Malaysia. From Indonesia. Ah, Indonesia. You have to try this. Nice. Wow. No, thank you. Maybe it's gonna swim in my stomach. No. It's a joke. Allah'ım nelere şahit oluyoruz ya Rabbim. Allah'ım nelere şahit oluyoruz ya. Evet. Dans eden karidesler. İnsan... Teyzem ne yapıyorsun? Dans eden karides. Burası tam bir panayırmış ya gerçekten. Ya Jot's Fair diyor ya. Zaten Jot panayırı demek. Fuar. Tam böyle eskinin fuarları gibi ya gerçekten. Luna Parkları gibi. Her şey var. Bakalım burada da canlı bir şeyler yiyorlar mı? Bunlar midye, karides, somon, salata. Aslında gayet ucuz. Ya böyle şu karides mesela $4. $4'a karides salatası yiyorsun. Abo! Oh!
What is this? Takoyaki. No? Hello. My friend. Your friend. You kill your friend. Arkadaşını öldürmüş. Yeah. Your friend. Boom. Hadi bakalım kızlar, görüşürüz. Bye bye. Selamünaleyküm abi. Nasılsın? 8 kolorim mi? Beleş. Beleş. Bu ne? Very nice. Welcome, Japanese wagyu. Ah, wagyu beef. I like it. Yes. Welcome. Burada mı canlı yiyorlar? Aa, bunda canlı yiyorlar. Tövbe yarabbim. Oo. Bu arada cidden şeyler var, güzel şeyler var ya. Merak etmeyin, ben de yemeye başlayacağım birazdan. Hey, lan bu çok güzel. Ya fiyatlar da bayağı ucuz ha. Kokonatın içiyle dondurma. 59. Oh. Can I have honey mango? Yeah. Honey mango. Mango var. Bal var. But no no rice. Bu yapışkan şey vardı ya, size Laos'ta gösterdim, pirinç. Ondan da var. One, no rice. Oh, this is okay. Yeah. One, yeah. Honey mango, but no rice. Yeah. Şöyle. Arkadaşlar ne kadar zorlanıyorum, farkında mısınız yemek yerken? Harika ya. Aşırı güzel hanımefendiler de fotoğraf çektiriyorlar. Çok fazla burada güzel influencer hanımefendiye rastlamanız mümkün. Hepsi fotoğraf çektiriyor, hepsi çekiniyorlar. Bu ne? Fun Fa Ta Lai Krok. Burada yemeğin tadından öte sanıyorum ki sergileniş şekli ve Instagram'daki popülaritesi daha önemli. Şu mesela bütün bir yılan gibi sarmışlar timsahı. Neyse ben birazcık dondurmamı yiyeyim, döneceğim. Arkadaşlar inanılmaz bir kot şortçu buldum. Tom Jerry, 36. No? 36 don't have. You don't have 36 at all? No. 36, yeah. Bana 36 mı olur, 34 mu acaba ya? Okay, 36 for me, right? Not yes. 34. No, no, 36. Okay, perfect. I buy this. This one? Yeah. Çok komik değil mi ya? 10 dolara. 10 dolardan bile az. Thank you. 350, right? Ha, yeah. 350. 100. Okay, okay. 550. Thank you. Alışveriş yapmayacağım deyip aldım valla. Sana çantamı koyayım da. Evet, şu anda tüm sırayı açıp Tayland'ın en güzel mango attım. Korktum kadından. Tayland'ın en güzel satıcısını buldum. Sizin için yaklaştım. Biraz sinirli. Tabii ki artık süperstar olmuş kendisi. Normal böyle şeyler. Ya o kadar absürt durumlar ki, her neyse.
burada Amerikan ürünleri satan dükkan var. Dükkan diyorum. Nasıl dükkan? Siz anlayın işte. Bunu geçen sene çektiğim bölümde göstermiştim size. Böyle Starbucks, IKEA, Mikea falan. Onların şeylerini yapmışlar, küçücük çantalarını. McDonald's. Scooby-Doo'lu. Ne? Yine burada canlı, canlı. Bunu da canlı yiyorlar bu arada arkadaşlar. Arkada fotoğrafları var. Nice. Çok ilginç. Ben ilk defa görüyorum. Çinlilerin şöyle bir yiyeceği var. Kuş yuvası yiyorlar. Bunu çok zaten önceden de anlatmıştım, göstermiştim başka ülkelerde. Bu kuş yuvasının içeceğini yapmışlar ve 3 dolar. Bayağı ucuz. Çünkü kuş yuvası 50 bin dolarlara kadar, 100 bin dolarlara kadar gidebiliyor böyle. Binlerce dolara satılabiliyor. Ya bu ne, çok merak ettim ya. Hi. Can I have mix durian? Can I have a mix? Yeah. Just two durian, two mango. İki durian, iki mango. Ah, you already have it. İki durian, iki mango. Thank you. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama. Çekemedim galiba arkasında. Her neyse, şimdi buradan. 40. Yani 4 tanesi 1 dolar ama. Arkadaşlar, yediğim en güzel şeylerden bir tanesi ya. Thank you very much. Bayıldım. Şunu kesin deneyin geldiğiniz zaman. Of, çok güzel ya. Çok çok güzel. Burada helal burgerci de var. Yine bayağı ünlü herhalde bu berber. İnsanlar izliyor çünkü adamı. 8,5 dolar berberin fiyatı. Evet. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok enteresan bir tecrübe oldu benim için. Çünkü yani onlarca, yüzlerce pazar gezdim. İlk defa bu kadar böyle Instagram pazarına denk geldim. Instagramer pazarı mı diyelim. Çinliler biliyorsunuz çok seviyorlar TikTok, Instagram. Onun için deliler gibi çekim yapıyorlar. Artık bu dünyanın bir parçası aslında. Yani ben de öyle onu yapıyorum aslında da. Tabii ki benim işim bu yani. Ben 20 yıldır neredeyse yapıyorum bunu. Evet, güzel. Üretmek güzel. Birazcık göze hitap eden, ilginç. Tayland'la aslında alakası da olmayan belki. Yani hiç ben o işte kalamar ya, squid. Kalamarların canlı yenildiğine Tayland'da hiç şahit olmadım. Yani muhtemelen birisi yaptı. Bu da çok popüler oldu Çin'de falan. İnsanlar gelip onu deniyorlar. Yani canlı canlı bir hayvanı yemek ne kadar doğru bilemiyorum ya. Yani artık doğrular yanlışlar da netliğini kaybetti dünyada.
eleştirmek için söylemiyorum bu arada yani. Anlamaya çalışıyorum. Beraber anlamaya çalışalım diye söylüyorum. Evet, bugün bu pazar yeri sona erdi. Hiç Türk görmedim. Çok fazla, çok fazla Çinli var. Rus hiç yok neredeyse. Yani bu pazarın muhtemelen Instagram'da ve TikTok'ta Çin'de ünlü olup çünkü Çinli grupları da getiriyorlar buraya böyle. Yani Çinli turistlerin otobüslerle geldiğini gördüm. Turist rehber gruplarıyla. Avrupalılar da var ama genel olarak Çinli. İlginç. Çok enteresan geldi bana. Yani her şeyle çok 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 enteresan bir pazar yeri olmuş. Yani yine arkada bir burgerci. Mesela tamamen Instagram fenomenlerinin fotoğrafları var. Evet, artık müşteriye ulaşmak için Instagram'a, TikTok'a vesaire ulaşmak için farklı farklı sunumlar deniyorlar. Burası da bir tarz New Age pazar yeri. Çok farklı değişik yemekler, sunumlar var. Yine burada mesela kızlar buzlu içecekler alıyor. Şeyden. Yine Nutellalı pankekler, krepler falan fişman. Lezzet de güzel. Lezzet de güzel olunca çok da bir sıkıntı kalmıyor. Çok eğlenceli. Özellikle arkadaşlarınızla gelip burada böyle yiyip içerseniz çok 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 eğleneceğinizi garanti ediyorum. Bakın yine burada yine bir ünlü fenomen birisi var. Gösterin bakalım. Kimmiş o? Evet, bu da Fu Fa 2014 yılından beri buradaymış. 2014 yılında mı açıldı acaba burası? Buraya kesin gelin. Tayland'ın gezilecek yerlerinden, Bangkok'un gezilecek yerlerinden bir tanesi. Evet, bolca yine böyle Instagramer göreceksiniz. Ve tabii ki Tayland'ın vazgeçilmezi ayak masajı. Allah'ım, şurada yenilen yemek de var ya, Afrika'da bir ülke doyar ya. Aman Allah'ım, ne çok restoran var, ne çok yiyor bu Taylandlılar ya. Çok acayip. Bak bak bak. Şunu bir adam yedi ya, ben gezerken gördüm. Bunlar böyle kaburga gibi bir şey. Şey, et. Et dağı. Bu da değişik çipte biralar. Bakın mesela bu Michelin yıldız almış 2021 ve 2024 yılında. Mesela bu da bir acayip. Hi. Oh. Bu domuz şekerlemesi gibi bir şeydi o ya. Tatlı gibiydi. Taylandlar tatlı eti seviyorlar ya. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Bence çok ilginçti. Ben de eğlendim. Harikaydı. Hepinize elveda diliyorum. Can you say goodbye Türkiye? Bye bye. Bye bye. Bye bye. See you. Bye bye. Görüşürüz arkadaşlar.